Bir önceki videoda döviz piyasalarını incelemiştik. Özellikle de Amerikan doları ve Çin yuanı piyasası ve pariteden bahsetmiştik. Bu videoda aynı fikir üzerinden devam edeceğiz. Fakat bu sefer makroekonomi giriş derslerinde görmeye alışık olduğumuz grafik ve ekonomik modelleri kullanacağız. Bu modelleri kullanarak döviz piyasasına odaklanacağız. Yuan'ın döviz piyasası ve işin içine arz ve talep eğrilerini de ekleyeceğiz. Yuan'ın fiyatını başka bir döviz yani dolar cinsinden düşünmemiz gerekeceği için biraz kafa karıştırıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu arada diğer dövizin ille de dolar olmasına gerek yok. İstersek euro, sterlin ya da Türk lirası da kullanabiliriz. Az önce de söylediğim gibi iki eksende de para birimleri olacağı için bu durum biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Ama merak etmeyin zor olmadığını göreceksiniz. Yatay eksenle başlayalım. Bir piyasaya ele aldığımızda bu eksen miktarı gösterdiğimiz kantite eksenidir. Bu durumda da döviz piyasasını incelediğimize göre bu eksende miktarı düşüneceğiz. Yuan'ın miktarını. Dikey eksende de yuan'ın fiyatı olacak. Bir para biriminin fiyatı hakkında nasıl düşünebiliriz diye merak ediyorsanız size bunu farklı bir para birimini kullanarak yapacağımızı söylemiştim. Örneğin uluslararası para piyasalarında sıkça yapılan bir karşılaştırma olduğu için yuanın fiyatını Amerikan doları cinsinden yazabiliriz. Buraya da Çin yuanı başına Amerikan doları diye not ediyorum. Şu an videoyu durdurmanızı ve bunun neden Amerikan doları başına Çin yuanı değil de Çin yuanı başına Amerikan doları olduğunu düşünmenizi istiyorum. Aynı şekilde buraya da neden Amerikan doları yerine Çin yuanı koyduğumu da düşünün. Bunun sebebi aslında basit. Çünkü bahsi geçen Çin Yuanı'nın döviz piyasası. Farklı bir grafikte eğer Amerikan dolarının döviz piyasasını göstermek isteseydim, miktar eksenine bu defa Amerikan dolarını koymam gerekirdi. Ve bu sefer diğer eksende de Amerikan doları başına kullanacağım diğer para birimini değerlendirirdim. Örneğin Amerikan doları başına Türk Lirası. Örneğimize geri dönecek olursak Burada Çin Yuan'ının piyasası söz konusu olduğu için grafiği bu şekilde oluşturuyoruz. Evet şimdi de sıra arz ve talep erilerine geldi. Bakalım bu durumda neye benzeyecekler? Örneğin insanların Çin Yuan'ı başına çok az Amerikan doları arz ettiklerini düşünelim. Bu durumda birçok kişi Yuan'larını dolara çevirmek istemez öyle değil mi? Evet Amerikan dolarına çevirerek arzı arttırmazlar bu yüzden de çin yuanının fiyatı düşükken piyasadaki yuan miktarı da oldukça az olur ve ödemeyi düşünecekleri dolar cinsinden fiyat arttığında da çoğu insan bu defa da işlem yapmak isteyecek bu yüzden de arz eğrisi yani çin yuanının arz eğrisi insanlar yuan için daha fazla ödemeyi kabul ettiklerinde artacaktır şu ana kadar anlattıklarım diğer piyasaların davranışlarına çok benziyor değil mi Sadece döviz piyasasının herhangi bir diğer piyasadan bu örnek için pek de farklı olmadığını anlamanız lazım. Çünkü burada bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden değerlendirilmesi kafa karıştırıcı olabiliyor. Sıra geldi talep eğrisine. Doğru tahmin ettiniz. Talep eğrisi de daha önce gördüğümüz talep eğrilerine benzeyecek. Demek istediğim, Çin yuanının fiyatı yüksekse talep azalacak. Çin yuanının Amerikan dolara cinsinden fiyatı düşük olduğunda da daha fazla insan Çin yuanı almak isteyeceği için talep yüksek olacaktır. Neden? Çünkü bu elimizdeki dolarla daha fazla yuan alabileceğimiz anlamına gelir. Evet, talep eğrisini de bu şekilde çizebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu nokta denge noktamız. Piyasanın dengede olduğu nokta. Bu noktadan denge döviz kurunun ne olduğunu anlayacağız. Burası denge döviz kuru. Burası da denge miktarı olacak. Örneğin denge miktarının bu arada bu miktarın bir gün içerisinde el değiştiren para miktarı olduğunu da düşünelim. Evet denge miktarı 1000 yuana eşit olsun. Q1 1000 yuan. Anlaştık mı? Burada kullandığımız sayılar gerçekten de küçük. Gerçek piyasalarda milyarlardan hatta bazen trilyonlardan bahsetmemiz gerektiğini bilmelisiniz. Evet günlük denge döviz miktarı 1000 yuan. Denge döviz kuruna da E1 diyelim. Bu da yuan başına 10 sent olsun. Not ediyorum. Yuan başına 10 sent yani 0,1 dolar. Şu anki döviz kuru bu olsun tamam mı? Şimdi de birdenbire Amerikalıların ya da dolar sahibi yatırımcıların hepsinin yuan almak istediklerini düşünelim. Belki Çin'de yatırım yapacaklar. Belki de Çinliler Amerikalıların Çin'den mülk almalarını kolaylaştırdı ama her ne olduysa birçok kişi birdenbire yuana ilgi duymaya başladı. Bu durumda ne olur dersiniz? Yuan talebi artar öyle değil mi? Ne de olsa Çin'deki o mülkü sadece yuanla alabiliyorsunuz. Dolarla değil. Evet ne olur? Daha önce de gördüğümüz gibi talep eğrisi sağa doğru kayar. Buna D1 dersek yeni talep eğrimiz buna benzeyen bir eğri olur. Buna da D2 diyelim. Peki eğer denge döviz kuru değişmezse ne olur? Evet eğer bu kur değişmezse birdenbire arz talebi karşılamamaya başlar. Elinde Amerikan doları olan yatırımcıların günlük yuan talebi bini geçer. Belki 1500 yuan, belki de daha fazla olur. Bu yüzden de yuanın Amerikan doları cinsinden fiyatı dengeye ulaşana kadar artmaya başlar. Döviz piyasalarının mantığından bahsettiğimiz videoda bu durumun sebeplerinden de konuşmuştuk. Böyle bir durum yaşandığında yeni bir denge noktasıyla karşılaşırız. Bunu E2 olarak not edeyim. Burası da yeni denge miktarı yani Q2 olur. Yeni denge miktarı yani günlük kantite 1000 yuan yerine 1200 yuan olabilir. Denge kuru da 10 sent yerine örneğin 15 cent. Düşünecek olursak döviz piyasaları da aslında makroekonomide incelediğimiz diğer piyasalar gibi davranırlar. Farklı olan tek şey burada bir para birimini farklı bir para birimi cinsinden değerlendiriyor olmamız. Kafanız karışmadı değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.